En fazla merak ettiğimiz konulardan biri de fahiş fiyatlarla mücadele. Yeni ve daha caydırıcı önlemler kapıda efendim. Cumhurbaşkanı Erdoğan gıda ürünlerinin ambalajlarının üzerine tavsiye edilen satış fiyatının yazılmasının gündemde olduğunu söyledi. Ticaret Bakanlığı ise uygulamanın hayata geçirilmesi için harekete geçti. 3 artı marketlerde etiketler gün aşırı ürün değişiyor. Sık sık değişiyor. Marketlerde değişiyor tabii. Fiyatları yakalayamıyoruz. Bugün aldığımız 3 liralık şey yarın 3,5 oluyor. Belki 5 lira oluyor. Raflarda sürekli değişen etiketler, artan fiyatlar. Tüketicilerin şikayetleri üzerine Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan fahiş fiyatla mücadele kapsamında caydırıcı önlemlerin alınacağını söyledi. Yeni bir formülü gündeme taşıdı. Buna göre gıda ürünlerinin üzerinde tavsiye edilen satış fiyatı yazacak. Böylece fırsatçılığın önü kesilecek. Özellikle küçük işletmelerde bazı ürünlerin üzerinde tavsiye edilen satış fiyatı yazıyor. İşte örneğin elimdeki bu yoğurdun üzerinde tavsiye edilen satış fiyatı olarak 43,5 lira yazıyor. Bir başka ürüne baktığımızda ise krem peynirin arkasında 45 lira yazıyor. Eğer ambalaj üzerine fiyat uygulaması hayata geçerse tüm ürünlerin üzerinde bu şekilde tavsiye edilen satış fiyatı yazacak. Tüketici satın alacağı mala ödeyeceği fiyatı bilecek. Bir de stokçuluğa karşı üzerinde yapışık bir şekilde kolaylıkla çıkmayacak olan bir etiket sisteminde yazılı olduğu için satış fiyatı, buradan da bu ürün satılanı tükenene kadar bu fiyattan satmak durumunda kalacağı için bu tüketicilerin fahiş fiyatla alışveriş yapmalarını bir anlamda önleyici unsurlardan. Bunun yapılması tutarlılık olur açıkçası. En azından fiyat birliği sağlar. Fahiş fiyatları da engeller. Bence de ürünlerin üzerine fiyat yazılmalıdır yani. Tüketici açısından daha uygun. Ticaret Bakanlığı uygulamanın hayata geçirilmesi için yasal düzenleme hazırlığına başladı. Sektör temsilcilerinin de görüşlerine başvurularak yeni düzenlemenin detayları netlik kazanacak. Düzenleme ile birlikte ürünün fiyatını üretici belirleyecek ve böylece günlük etiket değişimi de rafa kalkmış olacak. Ticaret Bakanlığı hazırlamış olduğu genelgede bu konuda da ciddi bir takım yaptırımlarla resmi gazetede yayınlanması halinde yürürlüğe gireceğini buradan tüketicilere bildirmek isteriz. O zaman çok iyi, inşallah bunu yapabilirlerse hepimiz için iyi olur yani. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.